Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Evet, Ferrara'yım. Kadiz'deyiz sevgili seyirciler. Acun Ferrara Kadiz'de. İspanya'nın en tarihi şehirlerinden biri Kadiz. Arka tarafında 1812 yazılan bir anıt görüyorsunuz. Bu şehirde kelimenin tam anlamıyla yüzlerce tarihi bina var sevgili seyirciler. Ve arka tarafındaki bu anıtta 1812 yılında imzalanan İspanyol Anayasası'nın anıtı. Evet, bu şehirde çok tarihi bina göreceksiniz. Tabii ki plaj, kum, deniz var. Atlantik'e açılan kapısı İspanya'nın Kadiz. Tarihi olaylar yaşanmış burada. Biz de gerçekten gördük, çok beğendik. Eminim ki siz de beğeneceksiniz. Kadiz turumuza şu an itibariyle buradan başlıyoruz. Adamlar turizmde aşmış. Hakikaten İspanyollar için söylüyorum. Çok beğeniyorum. Şu anda bir özelliklerini anlatacağım size. Şurada kırmızı bir şerit görüyorsunuz. Kırmızı bir şerit. Şimdi bu şerit ne demekmiş biliyor musunuz? Hemen anlatayım size. Kadiz'e geliyorsunuz ve turistsiniz ya. Eğer bu kırmızı şeritleri takip ederseniz bütün kaleleri görüyorsunuz sevgili seyirciler. Adamlar şehre kırmızı şerit koymuşlar böyle. Bu şeride eğer bu kırmızı şeridi takip edip yürürseniz bütün kaleleri ve hisarları görebiliyorsunuz. İşte mesela zaten arka tarafta kaleler var. Bir kale bu tarafta, öbür tarafta bir kale daha var. Eğer bu şerit mavi ise ve maviyi takip ederseniz de parlamento gibi buranın yönetimindeki önemli binaları takip ediyorsunuz. Evet, her renk turistler için yapılmış. Yeşil demek mesela daha değişik bir şey. Gece kulüpleri olabilir. Mavi parlamento olabilir. Kırmızı kaleler olabilir. Adamlar her renge bir özellik vermişler. Ve bu renkleri takip ettikçe siz de Kadiz sokaklarında gezerken aynı zamanda da kırmızı diyorsunuz. Demek ki kale var ve kaleleri seyredebiliyorsunuz. Gerçekten bana göre çok güzel bir düşünce. Ve Kadiz plajları sevgili seyirciler. Kadiz plajları Avrupa'nın en büyük plajlarından biri. Tam 8 kilometre boyunca bir plaj düşünün. Sağa doğru şöyle bakarsanız plajın sonu yok görüyorsunuz. Ama soluna doğru bakarsanız aynı görüntüyü yine göreceksiniz. Evet, tam 8 kilometre boyunca bir plaj düşünün. Ve ortada da tabii ki deniz var. Denizin devamında Atlantik Okyanusu var. Burası Atlantik Okyanusu. Yani buradan devam ederseniz kendinizi Amerika'da ya da Güney Amerika'da bulabilirsiniz. Tabii biraz yüzmeniz gerekecek. Neyse, suyun sıcaklığı için mükemmel kelimesi kullanmama izin verin. Gerçi şu an ülkemizde de yaz olduğu için bu konuda sizi imrendirdiğimi düşünmüyorum. O yüzden suyun sıcaklığını gayet rahat bir şekilde test edebiliyorum seyirciler. Birbirinden güzel kızlar, birbirinden güzel görüntüler var bu plajlarda. Bu plajı uzun süre anlatacağız size fakat şimdilik söyleyebileceğim tek bir şey var. Buraya gelmeniz lazım. Gerçekten doğru adres. Kadiz. Plajlar hakikaten cıvıl cıvıl sevgili seyirciler. Bana inanın, inanmıyorsunuz da yanıma bakın. How are you? Fine. Nobody speaks English. You speak English. How do you speak English? College. Special school? Special school, yeah. Yeah. Annemle babam para olayını çoktan aştı Acuncum. O yüzden beni güzel okula yollarlar. Ben de İngilizce konuşabiliyorum dedi. Ben bunu zaten ilk cümleden anlamıştım. What do you want to be when you grow up? I want to be a lawyer. Lawyer. Yeah. Very serious job. Yeah. Are you that much serious? Yeah. Serious girl. Yeah. Now smiling but no smiling in the court. No. Evet, şu anda gülüyorum ama ileride
ciddi bir avukat olacağım diyor. Ona da saygı duyuyoruz sevgili seyirciler. Hope to see you in future in Turkey. Ah, okay, okay. Hello Turkey. Hello Turkey. Okay, thank you very much. Very nice. Evet, kız sevgili seyirciler gayet sempatik bir ortam. İnşallah ülkemize gelir diye düşünüyoruz. Ve biz buradan kalabalığa karışacağız ama hakikaten bu plaj güzel bir plaj. Yani genelde bakıyorum şöyle etrafıma da çekecek çok görüntü var. O yüzden ben lafı uzatmayayım. Siz de görüntülerin arasına doğru gidin yavaşça. Ben bronz kız çok gördüm ama bu kadar bronzunu her yerde görmedim. Daha doğrusu inanılmaz bir bronzluk bu. Quanto minutos son? Son. Quanto minutos son? Un día entero. Un día entero. Evet, colore. Evet, şöyle bir bakın da inanılacak gibi değil sevgili seyirciler. Şöyle ikiniz kollarınızı şöyle tutun. Götüme blanco, baby. Ya, problema. Problema. Ya, problema. Ya, problema. Baksana, yüzünde falan sevgili seyirciler yanıklar var. Yani bunu kötü örnek olarak falan göstermek lazım herhalde. Too much sun, no good, no bien, no bien, no bien. No bien. Colore. Ya, evet, normal rengi sevgili seyirciler. This is real color, ha? Real color. Evet. Normal rengine bakarsanız, hani ben fazla bakamıyorum ama siz bakın en azından. İnanılmaz derecede bronz. Too popular in Turkey. Televizyon ya, ya bronz, bronz ya. Okay. Yeah, boyfriend, boyfriend. Boyfriend, yeah, boyfriend, girlfriend, yeah, okay. English, no English? No, don't know. No problem. Español. No, no problem. Okay, hola Türkiye. Hola Türkiye. Hola. Evet, tekrar size el sallıyorlar ama hakikaten demin de söylediğim gibi inanılmaz derecede yanmış kız. Bir haftadır herhalde güneşteymiş. Allah ıslah etsin diyorum. Çünkü bu kadar yanmak bilmiyorum sağlıklı mı? Bence kesin değil. Suratını falan gördünüz. Ben tavsiye etmiyorum ama bu kadar yandığı zaman da bakması zevkli. Onu kabul ediyorum. Şimdi size biraz ağaç gösterelim. Fakat bunlar değişik ağaç. Her yerde görebileceğiniz ağaçlar değil. Şu sol tarafıma bakar mısınız? Biz vallahi baktığımız zaman ilk hareket insan ellemek istiyor. Elliyoruz tabii ki görüyorsunuz. Biz ne yaparız? Böyle ağaç görsek en fazla elleriz sevgili. İşte burada başka bir ağaç görüyorsunuz. Her tarafa adamlar bu güzel ağaçları koymuşlar. Ve biz de elimizi falan rahatça sokabiliyoruz. İşte ağacın içinde elimiz. Komik geldi bana bilmiyorum çünkü görsellik açısından hakikaten çok güzel. Sağımızda solumuzda bu yol var şu anda ve her tarafa da bu tip ağaçları koymuşlar. Hakikaten adamlar emek harcamış. Yani şehri güzelleştirdikçe güzelleştirmişler ve sonuç itibariyle turistler açısından tam bir merkez haline getirmişler. İşte bu tarafta yine değişik değişik ağaç figürleri görüyorsunuz. Gayet güzel bir noktadayız. Biz burada olduğumuz için çok mutluyuz. Keşke siz de olsaydınız diye içimizden geçiriyoruz her zamanki gibi. Burası Kadiz'in balık pazarı. Balık alacaksanız buraya geliyorsunuz ama biraz güçlü kuvvetli olmanız lazım. Çünkü bu balığı alsanız bile taşıyamayacaksınız. İşte görüyorsunuz ton balığı sevgili seyirciler. İki tane koymuşlar. Büyüklüğünün farkındasınız herhalde. Burası balığıyla da ünlü bir yer olduğu için birbirinden çeşitli balıkları görebiliyoruz. Ve bayan bir balıkçı görüyorsunuz. Bayan bir balıkçı şu anda gayet mutlu satışı yaptı. Utandı sizden şu anda. Biz tabii ki konuşacağız. Is she going to catch the fish too? En la lonja. En la lonja, sí. We don't see lady sellers in Turkey. No, ¿por qué? ¿Por qué? What does her husband do? Trabaja de, vamos, astillero, tubero, de barco. Muchas gracias. Televisión Turquía. Vale. Two buenos ladies. Very nice lady. She's a very nice lady. No, es que sabes que la, me da vergüenza. Shame, you know, the TV camera. No problem, no problem. I'm shame too, I'm shame too. Dice que él también me da vergüenza. Vale, cariño.
Evet, görüyorsunuz. Çok sempatik bir balıkçı bayan sevgiliciler. Balıkçı derken balığa kendisi çıkmıyormuş. Kendisi sadece balıkları satıyor ama biz balık satan bayan da fazla görmediğimiz ilgimizi çekti. Hani yanlış anlamayın, burada da öyle bayanlar yok, balık satanlar genelde erkekler. Fakat sonuç itibariyle sempatik bir bayan ve gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde sorularımızı cevapladı. Denizden babam çıksa yerim diyenler için doğru köşe burası. Çünkü hakikaten buradaki ürünleri öyle herkes yiyemez sevgiliciler. Genelde böcekvari şeyler var. İşte yengeçler sevgiliciler. Ve bu tarafta istakozlar, karidesler, jumbo karidesler. Evet, dediğim gibi denizden çıkan ve burada da sanatkar bir denizci. Beğenir. Kilosu 24 euro oluyormuş sevgiliciler. Yani 6 euro sadece çeyrek kilosu. Yani 24 euro yaklaşık 35 milyon liraya falan bunun bir kilosunu alabiliyorsunuz. Demek ki pahalı şeyler bunlar. Evet, bu tarafta da 2 kilosu 20 euroluk ürünler görüyorsunuz. Burada gözleri mözleri, karidesler falan hakikaten insanın iştahını açıyor mu? Benim fazla açmadı ama son bir size yengeç göstereyim. Kaç tane taç? Evet, işte şöyle göstereyim ben size. İşte yengeç. Hani ayağıma yengeç değdi diye ürkenler için söylüyorum. Böyle bir yengeç değse herhalde birkaç hafta denize girmezsiniz. Şimdi kanız gözlerimize devam ediyoruz. Bu arada sizi bir anda Hollywood'a götüreceğiz. Film dünyasının içine gireceksiniz. Nasıl olacak? Seyredince anlayacaksınız. İşte Kadiz. Do it. Plajda her nesil var sevgiliciler. İşte gençler mesela burada. Kızlı erkekli gençler hep beraber güneşleniyorlar. Bu tarafta da yine başka genç bir grup görüyorsunuz. Utangaç bir çocuk mesela. Daha yeni güneşe çıkmış belli. Televizyon Türkiye. Evet. Ve Türkiye dedikçe de bize sempati var. Io Turco. 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 Tu Espanyol. Yo Espanyol. Hola Türkiye. Evet, görüyorsunuz sevgiliciler. Yıllarını verdi bu plaja ve yine geliyor. Plajın emektarlarından da teyzemiz. Burada babasıyla kızı görüyorsunuz, yine kumda oyunlar oynuyorlar. Türkiye, televizyon Türkiye. Evet. Evet, ne zaman biz Türk'üz desek seyirciler mutlaka bir sempati görüyoruz. Yani bunda hiçbir problemimiz yok. Televizyon Türkiye. Hola. Tu Espanyol. Sí, your girlfriend. My girlfriend, yeah. Ve you are on vacation now. Yeah. Can we see your tongue? Yeah. Evet, görüyorsunuz, inanacak gibi değil. Yeah. No problem when eating? No, no problem. No problem. No, the first week problem. It's a good, it's a very big problem. Yeah, can you show a little for us? Evet. And the other side too. Evet, yani böyle bir böyle bir şey ben pek görmedim, görüyorsunuz. When we want to get it out, it's problem. If you don't want to get it out, it's no problem. I can pull out and inside. Yeah, okay. Ne yiyoruz? Tortilla de patata de mi padre. Patata. Burrito. Evet, şu anda öğlen yemeklerine bizi misafir ettiler sevgiliciler. Daha doğrusu biz düştük yemeğin ortasına. Potato, ha? Potato. Patata. Tortilla de patata. Yo voglio, yo voglio patata. ¿Quieres probarlo? No, no, no. Evet. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer bizde. Ah, buena. La tortilla de gitano. Bueno. Boğazında kaldı. Yo. Te están tragando. Ya sí. Okay, gracias. Qué cana, ¿eh? Boyfriend, boyfriend. Boyfriend. Boyfriend, boyfriend. Amigo, ¿no? Amigo. Amigo, ahora viene. Amigo, ¿no? Ahora viene. Ahora viene. Sí. En Cádiz. Okay. Ah, ahora viene tu beach. Oh, very good. Buenos, buenos. Yeah. What profesión? Dependienta. En Zara. La tienda de ropa.
In English no. In English no. No problem. Evet, anlaşamıyoruz ama sonuç itibariyle anlaştığımız tek bir nokta var. Karnım aç dedim, o da anladı ve yemeğimizi yedik sevgilice. Her köşe cıvıl cıvıl, her köşe canlı bu plajda. Biz memnunuz seyirciler. Bir tane genç ve önüne dört tane kızı koymuş görüyorsunuz. Herhalde şu anda ondan mutlusu yok. Şimdi onu soracağız durum nedir diye. Dört kızla bir çocuk tatile falan gelmedi herhalde. Four girls, one boy. What's the problem? No. Yeah. You are friend. Friend, just friend. Yes. You are taking care of the girls. He's taking care of you. Yeah. Evet. Evet, dört tane bana az bile gibilerden bir hava yapıyor. Bu çocuk şimdi dördü beraber. Very good view. Buradan yattığınız zaman ben size söyleyeyim durumu da. Şöyle yatıyorsunuz. Dört tane kız görüntüde. Evet. Ben de bundan sonra bu plaja gelirsem right place to have sun tanning. Yılında kurulmuş bir hastane. Arkamda görüyorsunuz, kuruluşu yazıyor zaten. 1903. Şu anda son 15 senedir burası sevgili seyirciler hastane olarak değil, bir ekonomi enstitüsü olarak görev yapıyor. Neyse, konuya geliyorum. 1903 yılında adamlar hastaneyi kurmuşlar. Hastaneyi kurdukları zaman da oraya iki tane ağaç tohumu ekmişler sevgili seyirciler. 1903 yılında, daha doğrusu 1904 yılında iki tane ağacın tohumunu ekmişler. 1904 yılından sonra bu ağaçlar ne olmuş biliyor musunuz? İşte böyle olmuş. Bakar mısınız? Tam 101 yaşında ağaç sevgiciler. 101 yaşında bir ağaç görüyorsunuz. Kim bilir kimleri gördü buralarda. Kimler geldi geçti bu ağacın önünden. Ve bu ağacın bir de kardeşi var. İşte o da 101 yaşında. Ve bir ağaçlar gösteriyorum size. Bu ağaçlar tam 100 yılı devirmiş sevgiciler. 100 yılı. Ve şu andaki görüntüleriyle zaten gerçekten çok görkemli bir şekilde Kadiz'in tam ortasında duruyorlar. Şu anda bulunduğumuz yer zaten Kadiz'in eski şehri denilen yer. 101 yaşındaki o iki ağacı hayranlıkla seyrediyoruz. Dallar, budaklar sevgili seyirciler ve büyüklüklere baktığımız zaman inşallah bizim de ülkemiz böyle birçok ağaç görür. Yeşillikten mahrum kalmayız diyoruz ve Kadiz'deki turumuza bütün hızımızla devam ediyoruz. Kadiz sosyetesi için en iddialı cadde burası. Pek cadde diyemeyeceğiz buraya, sokak diyelim isterseniz. Fakat sonuç itibariyle Kadizliler, Tekçeciler, daha doğrusu parayı bulan Kadizliler buraya gelip alışverişlerini burada yapıyorlar. Görüyorsunuz işte kocasıyla beraber alışverişe çıkmış. Evet, gayet mutlu. Kadın istediğini aldırmış eşine. Onun rahatlığı içinde gidiyor. Bir ayakkabıcıya sokayım size hadi. Gelin ayakkabıcıya girelim. Bakalım bizi atacaklar mı? Pat diye girdik ama. Kadiz'de şu andaki ayakkabı rüzgarı böyle. Birçok ayakkabı göstereceğiz size. İşte süslü bayanlar için ayakkabılar. Gece kıyafetleri için. Bu tarafta yine gündüz kıyafetleri için. Uzun boylu niye değilim diye düşünüyorsunuz. Bunlardan alıyorsunuz. Giyiyorsunuz. Böylece bu kompleksinizden arınıyorsunuz sevgili seyirciler. Evet, topuk modası şu anda Kadiz'de herhalde şu anda böyle bir rüzgar var. She works here, ha? Evet, evet, patron boss. Oh, boss. Ah. Is she a good seller? Sí. Sí, ya. No, tú quieres, ¿cómo? Evet, sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi. Nome. Sandra. Şu anda ürkek bir kız ama sevgili seyirciler, görüyorsunuz. Sandra popular in Türkiye. Gördüğünüz gibi herkes burada sempatik sevgiler. Etekleri göstereyim ben size bu arada. Burada hakikaten güzel etekler var. Biz beğendik, ekip olarak beğendik. İçimizi açtı burası. Sandra da zaten ayrı bir boyut. O yüzden bol Sandra'lı günler diliyoruz. Arkamda gördüğünüz bina buranın zenginlerinin kulübü sevgili seyirciler. Arka tarafta görüyorsunuz.
1800 yıllardan kalan bu binada zenginler şu anda ne yapıyorlar? Oyunlar oynuyorlar. Fakat sadece zengin erkekler diye konuşalım isterseniz. Çünkü bayanlar içeri girmiyor. Bunlar erkeklerin kendi aralarında oyunlar oynadığı, sohbet ettiği, eğlendiği bir kulüp olarak düşünün. Biz şimdi isterseniz o kulübün içine girelim. Çünkü iç taraftan mimarisi de güzel ama şu motorlu çifti size göstermek istiyorum. İşte size el sallıyorlar. Televizyon Türkiye. Türkiye, uuu. Tu Kadiz? Kadiz, Kadiz. Bien, turismo? No? Turismo, no, no. Allí, bien. Girlfriend? Sí. Amor? Amor, love. Brandon, love. Yeah. Mua, mua. Evet, okey. Gracias. Evet. Mutlu bir çift sevgili seyirciler. Tu español. Sí, español. Yo turco. Ah, muy bien. Program turismo. Sí, salam aleikum. No, no. Aleikum salam. No, selam. Merhaba, merhaba. 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 We work for the tourist promotion board from here from Kadir. You must go to Kadir. Protesto ediliyoruz bu arada. Bizi protesto edenler de burada görüyorsunuz. Her zamanki gibi yani cins bir çıkar trafikte sevgili seyirciler. Ve kornaya basıyor. Basan bayan şu anda kırmızı var. Şu işte konuşuluyor. İşte gördüğünüz gibi bizi hiç sevmedi. Evet. Hiç beğenmedi bizi. Ama el sallayacağız, el sallayacağız. Televizyon Türkiye. Hola Türkiye. Evet. Demin korna çaldı, protesto etti ama şu anda kendisi televizyona çıkıyor. İşte televizyon böyledir sevgili seyirciler. ...18. yüzyıldan kalan bir bina bu. Ve sadece erkekler girebiliyor bu kulübe. Şu anda etrafımda gördüğünüz yer... ...sadece erkeklerin girebildiği bir kulüp. Tabii ki bunlar da Kadiz'in zenginleri seçiciler. Kadiz'in zenginlerinin kendi aralarında girip... ...kağıtlar oynadığı, işte bir yandan sohbet ettikleri bir kulüp şeklinde. Ve 18. yüzyıldan kalan bu binayı adamlar almışlar... ...ve şu anda kendileri bir kulüp olarak kullanıyorlar. Buraya girmeniz için erkek olmanız lazım, zengin olmanız lazım... ...İspanyol olmanız lazım... Yani kısacası buraya girmeniz biraz zor. Kadiz'de bu bulunduğum plaj sinema açısından çok önemli. Çünkü James Bond'un son filmi sevgili seyirciler, Die Another Day bu noktada çekildi. Bu noktada çekilirken bütün film burada geçmedi tabii ama filmin birkaç sahnesi şimdi hatırlattığım zaman hepiniz hatırlayacaksınız. Halle Berry'nin denizden çıktığı bir sahne vardı biliyorsunuz. Halle Berry'nin denizden çıktığı sahne ve plaj burası sevgili seyirciler. Biliyorsunuz filmde bilmeyenler için de söyleyelim. Burası Küba olarak gösterilmişti. Bunun sebebi de şu. Bütün İspanya'da sevgili seyirciler Güney Amerika'ya daha doğrusu Amerika kıtasına en çok benzeyen mimari burada. Kadiz'de. O yüzden de Amerikalılar tabii ki Küba'yı kullanamayacakları için Kadiz'i ve Kadiz'in plajlarını Küba olarak gösterdiler. Vallahi bu Hollywood'dan korkulur. Adamlar zamanında Malta'yı biliyorsunuz Çanakkale'de yutturmuşlardı bütün dünyaya. Bu Kadiz'i de gelmişler, çekmişler ve Küba diye filmde göstermişler. Hemen tekrar Güney İspanya'ya gidiyoruz. Güney İspanya'da Kadiz bizi bekliyor. Rengarenk görüntüler ve Kadiz işte karşınızda. 2, 3, 4. Anasına bak kızını al derler ya sevgili seyirciler. Annesi böyle olursa bu anneden nasıl bir kız çıkar? İşte kız böyle bir şey sevgili seyirciler. Böyle. İşte görüyorsunuz. Evet. Annesiyle kızı. Yani güzel anneden güzel kız. Quanto annos? Un añito y medio. 1,5 yaşındayım. Annesiyle beraber şu anda görüyorsunuz. Benden biraz yüklü tabii. Hola, hola. Leola. Hola. Leola. Mira, mira. Sí, mira. Hola, Pali. Evet, annesiyle beraber şu anda
Çocuk gayet mutluydu. Bizi görene kadar hiçbir sorunu yoktu. Bu köşede kızlı erkekli masayı kurmuşlar, yemek yiyorlar. İşte yemek, soframı seçecekler. Şu anda sofraya bakıyoruz. Genelde yemek gayet güzel. Kızlı erkekli 1, 2, 3, 4, 5 erkek, 4 kız. Buradan bakıyoruz şimdi yemeklere ne var ne yok diye. Evet şuradan. Evet patates yemeği görüyorum. Hola Türkiye. Evet hep size selam söyle ve yemeklerini yemeye devam ediyor. Güzel ya, bu arada iştahımızı açtı. Biz demin başka yerde yemek yediğimiz için iştahımızı açtı. İştahımızı açan görüntüler de var seksiler. İşte burada iki tane kız yine. Evet. Demin yemekleri dedik. Bunların da bari koltuğuna oturalım. Very comfortable. Buenos. Tanıştırayım. Anna ve Maria seksiler. Anna Maria. Evet. Anna Anna Maria sevgili. Anne ve Maria burada plajdalar. Ben gelene kadar güneşleniyorlardı. Ben şu an birinin koltuğunu kaptım. Öğleden sonraları genelde burada sohbetler yapılıp plajda şu andaki debiyi de görebiliyorsanız insanlar geliyorlar ve güneşleniyorlar. Sun bakayım. Oh, very good. Color nice. Bueno. Yeah. Muchos, muchos. Sí, muchos sol. Quítate esto y coge color. Problem camera. Hello, Turquía. Kızlar sizi çok sevdi. Gracias. Evet sizler kızlarla gördüğünüz gibi iletişim kurduk. Nasıl kurduk? Bizim işimiz bu zaten, kuruyoruz müsaade ederseniz. Tu Kadis? Sí. Kadis. También. Y yo İstanbul. Bonito. Evet, kızlar sevgiler, tatlı kızlar hakikaten. Şirin kızlar burada, aralarında konuşuyorlar şu anda, utanıyorlar. Singular e boyfriend? 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 Ha. No. No boyfriend? No boyfriend. Boyfriend problem. Ha, sí, problema. Ver. Singular, yeah, bonito. Bonito, bonito. muchas gracias. Nada. Tú popular en Turquía. ¿A yo popular? Bueno. Uy, ah. Y yo no. Yo no popular. No, no, joke. Too popular. Too popular. Yo no parle good español. Too popular. Muchas gracias. Evet, ben ünlü olmayacak mıyım? O niye ünlü oldu dedi. Yalnız bazı şeyleri de kabul etmemiz lazım. Bu iki kızın arasında da boyut farkı var sevgili. Hani arkadan bu boyut farkını tam göremiyorsunuz anlıyorum ama ön tarafta bana göre birisi çok güzeldi. Benim takdirim de bu. Feridun sen beğendin mi? Burası Kadiz'in hapishanesi sevgili seyirciler. Burası tarihi bir hapishane. Arka tarafında görüyorsunuz. Zamanında insanlar burada yatıyormuş. Tam 200 yıldan fazla süre burayı kullanmışlar hapishane olarak. Biz isterseniz şimdi içeri girelim ve mahkumların o günkü psikolojisini yaşayalım. Tarihi bir hapishane burası ve sağda solda şu anda görevliler bize el sallıyorlar. Fakat zamanında insanlar burada suçlarıyla beraber kalıyorlarmış. İşte görüyorsunuz avlusu ve şu tarafta da hapishanenin çeşitli demir parmaklıklarını görüyorsunuz. Burada mahkumlar, sevgiliciler günlerini burada geçiriyorlarmış. Bu hapishane bizim şimdiye kadar gördüğümüz en iç açan hapishanelerden biri. Yani bu tarafa doğru giderseniz, çünkü şu duvarın arka tarafına muhteşem bir deniz manzarası var. Geldi en doğal bölümümüz kamera arkasına ve her haftaki gibi neyi hatırlatıyoruz? Chatwalk'u. 33.00'a mesajlarınızı yolluyorsunuz. Aranızda chatleşiyorsunuz. Foto yazarsanız resimlerinizi de görüyorsunuz. Biz de kamera arkasına giriyoruz. Kadiz'de
de bulunduğumuz nokta James Bond filminin çekildiği noktaydı sevgili seyirciler. Die Another Day'i biliyorsunuz. Oradaki filmin çekildiği nokta ve sahil orasıydı. Heyecan doluyuz tabii. Şimdi tek bir problem var. Çekime başlayacağız fakat filmle bizim açımızın aynı olması lazım. Feridun bunu başaracak mı? O iddia ediyor başaracağını. Alpacı falan değil ya. Kayıt. Ya oğlum tutunacağım ya. Yani bir... Evet. Alpacı diye falan diyor. Yok, hatırlamıyorum ki ya. Altacı falan değil. Hayır, yani. Kız yani tutturacak ya. Ama şeyi tutturamadım. Bangkok'u tutturamadım. Konuşturma altacı üstacı şimdi. Hayır kız deli. Kendi çektiğini tutturamıyorsun. Gidip Hollywood'u tutturacağım diyorsun ya. Kendi çektiğini tutturamadın sen. Nerede? Takip nerede, ben. Nerede, nerede diyor? Nerede? Nerede mi? Hiçbir yerde. Hiçbir yerde. Hafif bunama başladı. Bizim Feridun'dan bahsediyorum. Adam neyi hatırlamadı biliyor musunuz? Bundan 3-5 ay evvel gittiğimiz Malta'daki bir çekimi hatırlamadı. Hem de bariz bir şekilde. Bu gördüğünüz binada filmde otel olarak kullanmıştı. Aslında burası bir otel değil sevgili seyirciler. Sadece bir spa'ymış. Ve şu arkamda gördüğünüz deniz ve koy filmin giriş sahnesi açısından çok önemli. Bu Hollywood'da sevgili seyirciler yönetmenler nereleri ne diye yutturuyorlar siz de anlayın artık. Biliyorsunuz Malta'ya gitmişlerdi, çekmişlerdi. Malta'yı zamanında ne diye yutturmuşlardı? Sen beni dinlemiyor musun abi? Koptun mu? Ben öyle bir şey duymadım yani Malta'yı nereye benziyorsun? Troy'u çektiler Malta'da haberin olsun. Sen beni test mi ediyorsun bana abi anlamadım ki. Test etmiyorum yani caiz diyorum direkt. Yani bunun adı testi değil. Peki oğlum ben de sana bir şey söyleyeyim. Sen spa diyorsun. Spa eşek yavrusudur. Öyle bence ciddi söylüyorum bak spa denmez abi. Spa yerine sen burası klinik minik de abi spa. Kumanla burası spa. Spa ne demek? Abi spa Arjantin'de o küçük ufak bir adamlara ve bize eşek yavrusu denen laftır spa. Peki bir şey diyeceğim. Spa işin ne diyeyim yani? Sen spa diye bir şey haberim yok mu? Spa abi klinik değil. Burası aslında bir sağlık kliniği falan da abi. Daha sağlık kliniği mi oğlum spa? Abi sen tamam, ya bir takım sorumlulukların var abi. Sen spa. Herkes bilmesi zorunda değil mi spayı bence yani? Ya sorumluluğun var falan filan diye. Sorumsuz ya. Bir şey söyleyeyim. Senin de çektiğin şeyleri hatırlama sorumluluğun var. Malta'yı niye hatırlamıyorsun? Abi Malta'da bir şey çektik mi? Çekmedik ki. Bir filmi falan bağlaştırmadık ki orayı. Malta'nın koyunu çekmedik. Ha? Evet o sahneyi hatırlayalım. Evet Malta'da Troy'un o sahnesini hatırlayalım. Ünlü Truva filmi. Evet. Brad Pitt'in oynadığı Truva filminin sahil sahneleri burada çekilmiş. Adamlar bu plajı sevgili seyirciler Truva filmi için kullanmışlar. 4 ay boyunca kapamışlar. Plaja hiç kimse girememiş. Hatırlamıyorsun. Böyle bir şey. Deniz yok ki çok ya. Arada gitmiyor lan bu. Denizden çıkmıyor mu herifler? Aa, denize gelmiyor mu? Bakın buna doğru sinemayla ilgili hiçbir şey yok. Ha, tamam tamam. Kumsala çıkartma. Aa, çıkartma aa, ya. Tamam tamam abi. Oyna oyna her yerine oyna. Sen sakın buna doğru şey deme abi bana söyle ilgili. Ben sinemada anlıyorum bilmem ne hikayesin. Sıfırsın. Spa deyince kim ne anlıyor bilmiyorum. Fakat bizim ekip birbirine girdi. Seyredince siz de anlayacaksınız şimdi. Spa'yı ne zannedeceksin? Spa dediği zaman bu eşek mi diyelim yani? Spa. Oğlum ya spa diye bir şey var. Bir şey var. Tamam. Eğitim düzeyinde tamam. Olan insanlar anlar. O mesela... eğitim düzeyine nasıl yersin? Biz AB'ye hitap ediyoruz oğlum. Senin gibi spa diye düşünen... Bir şey söyleyeceğim abi anlamadığım bir şey var abi. Korner dedim. Korner'i anlamadı ne yapacağız? Adam ama futboldan anlamıyor. Ama korner çok yerleşmiş abi. Ne futboldan anlamıyor. Değil. Bayan diyelim futboldan anlamıyor. Onu nasıl açıklayacaksın? Nasıl futbolu anlamıyor? Anlamıyor, kornerde bilmiyor. Onunla mı açıklayacağız? Bilmiyor. Futbolda zaten şey etmiyor ki. Bir manuş şey etmez mesela. Tamam çünkü. Bilmiyorsa tamam ne yapacağız? Onunla mı açıklayacağız? Önce aklını vermedi, offside onun. Korneri anlıyor yine de. Şimdi çok basit bir anons atacağız. Arkamda üniversite var. Önünde de duruyorum. Gayet güzel bir şekilde anonsa başlayacağım. Hiçbir problem yok değil mi? Yarım saat orada birbirimize girdik. Bu neymiş abi bu? Bu ne? Hastane. Ekonomik aç yazıyor oğlum. Ekonomi hasta ama normal abi. Ekonomi doktorlara doktor deniyor ya. Vallahi abi Kemal der bir şey. Profesör doktor Kemal der. Ekonomi doktorları bunlar sor bakayım. Vallahi ya profesör doktor Kemal Derviş diyorlar ya. Sana da kameraman doktor diyelim ne olur. Hem doktor diye çağırayım ben. Ya kameraman doktor değil şu anda. Profesör doktor kamera değil. Kamera doktorusun sen de. Bundan sonra buna da doktor diyelim Esat. Bu da kamera doktoru. Doktor, hadi. Adam yeminliğe dayanamıyor sevgili seyirciler. Daha doğrusu algılayamıyor bir türlü. Feridun'dan bahsediyorum tabii ki. Konu şu, Kadiz'de yerlere şeritler çekmişler. Turistler için, yol göstersin diye. Feridun ne yapıyor? Kabullenemiyor bu gerçeği. Yani belli belirsiz bir şerit yani bunu... Neye çizmişler belli mi? Yani seni niye benle yollarlar, o nasıl belli değilse... Bu da belli değil abi. Kadiz'de bizim Feridun'un monkörlüğü tuttu.
Yani normalde hiç alışmamıştık böyle bir şeye ama bir anda bir parfüm hediye etmek istedi. Bizim ekipten başka bir arkadaşa. Tamam çok sevindik, gayet güzel. Fakat parfüm tahmin edeceğiniz gibi yarımın yarısıydı. Bedava veriyorum be bedava. Sana feda olsun parfüm dedim ya. İçinde su vardı. Ya yok abi. Ben 5 ya. 26'ya mı aldın sen onu? Evet abi. O zaman 30'a verir. $4 her zaman iyi kardı. Ben bunun paritesi. Tabii. Parfüm nerede göstermeyeceğim. Hayır azaldı canım tamam göstermeye gerek yok. Azaldı da adam razı abi adam ikna oldu sen niye çevirdin ya? Azaldı içinde sadece buhar kalmıştır buhar. Azaldı derken sınırsı bitti mi? Hayır var ya al göstereyim. Ben dedim şey bir abi ya açık içine açık kolayı koyuyorum ya. Üçte iki bitti. Feda olsun ha. Buna 30 istesene zaten odunla döverler adam biliyorsun ya değil mi? Ya vallahi billahi. Adam soyuyorlar eğer, diye. Ben bunu cebime koyuyorum açıcım. Cebine yok kulağına bile koyarsın onu. Valla siz Türkiye'de YTL'ye geçtiniz. Fakat biz geçemedik. Devam dünyanın bir ucunda olduğumuz için bir türlü adapte olamıyoruz. Şimdiki konumuz da YTL. Fiyatları hemen söyleyeyim size. 1 euro civarında sevgili seyirciler kilosu. Yani 1 milyon 650 bin civarında. Daha doğrusu 1650 YTL. Hayır. 1.600. 1 YTL 650 kuruş. Yok 1 lira. 1 YTL 65 yeni kuruş. Bir YTL 65 yeni kuruş demişler. Bu YTL olayı bizi aşmaya başladı. Her zamanki gereksiz muhabbetlerden biri. Bir soru soruyorum ve neler dinliyorum seyredin şimdi. Hani arkadan bu boyut farkını tam göremiyorsunuz anlıyorum ama ön tarafta bana göre birisi çok güzeldi. Benim takdirim tabii bu. Feridun sen beğendin mi? Ya ben ikisi kızı da beğendim abi. Yanlış şey. Yani sen... Bu şey... çok iyi oldu konuşma ya. Metal zincir neydi abi ya? Piercing. Piercing. Ha, piercing. Çok kötü bu abi. Yanlış şeyler bunlar. Ya ne bileyim niye takar bu gençler? Yani bu yeni nesil her birinde göbeğindir. İşte Feridun'un gözü ve Feridun'un gözüyle Kadiz nasıl merak ediyoruz. Ve hemen soruyorum. Feridun, Kadiz neler söyleyeceksin? Abi Kadiz'i ikiye ayırdım ben. Birincisi bundan birkaç yıl önce Real Madrid Kadiz'de deplasmanda maç yapmıştı. 6 tane atmıştı. O maçı seyretmiştim. Ulan bugün Kadiz'de... Bir şey söyleyeyim birkaç yıl değil 14 yıldır bu adamlar birincilikte değilmiş. Hatta o zaman 14. Genel olarak Kadiz'de ben gördüğüm kızlar bayağı güzeldi. Sen gözlemledin mi? Şimdi gözlemledim tabii bir kameraman gözüyle. Kızlar gerçekten güzel. Yani deniz Akdeniz tarafında olsa Akdeniz güzelliği diye ama burada Atlantik Okyanusu'na. Evet. Atlantik Okyanusu güzelliği diye bir şey diyemeyeceğimiz için. Ya tabii, senin dediğini pek anlayamadık. Sen bu bölümü sıfırdan toparla. Kadraj da güzel duruyorlar evet. Fiyatlar nasıl? Bol bol alışveriş de yaptın herhalde burada. Şey yapmıyor biliyorsun. Yani sizde yiyip içtiğim için yani hesap ödemiyorum Allah'a şükür. Fiyatları da makul buldun yani. Bence her yer makul abi. Fiyat kısmına pek dediğim gibi giremeyeceğim. Balık niye 8 kişilik masada senin önündeydi peki? Abi ben sadece balık söyledim. Siz böyle pilav milav söylediniz. Evet. Balık dedim genelde bana geldi dedi. Çok güzel. Aldım. Evet. Yani iki parçayı daha... Tamam işte o balık sana gelmemişti ben onu düzelttim Feridun'cum. Ya ben... o balık ortaya gelmişti 8 kişinin ortasında. Önüne alıp bloke etmeye kalktım. Balığı biz de müdahale ettik. Peki misafirperverler bize yemek falan ikram ettiler onu da söyle. Bakın. Evet. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer et bizde. La tortilla de gitano. Bueno. Hani bana sordu bisküvimizi de sen de atladın ya ben de yerim diye onu anlat. Abi kızdan bir şey istedim işte. Yemek yedikten sonra güzel güzel tatlı bir şey istiyorsun canım. Evet. Sana bir sürü uzatınca ben de istedim ben de ne yapayım yani. Maşallah çok girişken. Utanmadın mı isterken? Utanmıyor musun? Kıza gidip ben bir şey isterim derken. Ben istemedim zaten uzatıyordu kız abi sen anlamadın o. Kız, ha, kız yani söyleyemedin sen tamamladın evet, mı? Evet siz beyefendi diyecek zaten bana. Hadi şimdi bavulunuzu toplayın ve dolaşmaya çıkalım. Nereye dolaşacağız onu ben de bilmiyorum. Ama dünyanın bir ucundan öbür ucuna gideceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Konfora düşkünseniz size her türlü olanağı sağlıyor bu adamlar. İşte taksi. Görüyorsunuz taksi. Benimkinin nefesi biraz kesildi yalnız. Rapido, rapido. Yeah. Taksi. Evet, işte taksi görüyorsunuz. Sağ olsun beni gezdiriyor. Ekvator sokaklarında keyif diye buna derim ben. Nome, tu nome? Valeves. Evet, Valeves. Gracias. Evet, yokuş yukarı çekişi biraz düştü arkadaşın. Ben de fazla zorlamak istemiyorum. Yokuşa vurduk adamı çünkü. Belki adamın hakikaten niyeti insan taşımak değildi. Bu taksi miydi abi? I'm a good man.
platoda bir minibüsteyiz ve halk bize doğru bakıyor. İşte herkes mutlu yüzü gördüğü için. Bu adamcağız emekçi, evine dönüyor işte. Yorgun geçen günden sonra bu da hello. Yorgun argın evlerine dönerlerken karşılarında bizi gördüler ve biz de şu anda şoför de gayet memnun. Şoföre dön. Şoförü çek abi, dönebilirsen. İşte gayet memnun ve mutlu bir şekilde devam ediyor. Şöyle bir problem var. Nereye gidiyoruz? Şu anda o problemle karşı karşıyayız. İnşallah doğru bir yere gidiyoruzdur diyorum. Çünkü kaybolduk oğlum. Gelin şöyle. Müziği duyuyorsunuz. What's up Turkish? Buradaki ortamda görüyorsunuz müziği falan. Buradan şöyle bir özelliği var. Burası bir diskotek değil tahmin edeceğim gibi. Arkadaş elle bakarsanız pizza alıyorlar. Bu pizzaların bir özelliği var. Bunlar Türk pizzası alıyorlar çekeceğiz. Şu anda aldıkları pizzalar Türk pizzası. Dışarıya doğru çıkarsak dışarıda bizi bekleyen merhaba diyoruz. Merhabalar Acıncım, hoş geldin. Sizleri burada görmek ne kadar güzel. İşte bizim gece kulübümüz burası. Burada insanlar gecenin bir vaktinden sonra patlıyorlar. Görüyorsunuz. Daha birazdan daha da çıldıracaklardır. Her şey çok kulüpte güzel. Kulüpte de bu kadar kız vardı zaten. Hepsi zaten en son nokta buraya geliyorlar bunlar. Hakikaten inanılmaz çok zor çekeceğizler. Yani Demir Bey'imiz takdir ediyoruz buradan. Bir de döner hikayemiz var, onu anlatalım. Bir döner yapalım dedik. Döneri kendimiz yedik. Bizim Türkler oturduk hep beraber yedik. Herifler döner sevmiyor. Ayrını bedava da attım, ayrıntı da sevmediler. Dolayısıyla ayrıldı ve döneri kendimiz yiyoruz. Kaç gün boyunca döner yedin? Bir ay boyunca döner yedik, satalım diye satamadık dönerleri. Artık pizzaya döndük. Lahmacunu Türk pizzası diye sattık, yediler. Dediğim gibi. Lahmacun da sevdi. Kasanın durumu bu seyirciler. Cash 7.50 diyor. 7.50. Şimdi 7 alacağız. Nasıl Aslan? Merhaba Aslan, çok iyi bu akşam. Bu kız ne yapıyor burada? Bu kız benim teyzemin kızı. İsim neydi? İsmim Cihangir ama Cino diyebilirsiniz. Burada herkes Cino diye tanıyor beni. Peki bir İtalyan dizaynı mı verdik kendimize? Evet. Abi ben Türkiye'de de böyleydim. Öyle mi? You like him? Yeah, handsome guy. Nice guy. Yeah. Teyze Cino burada çok popüler, onu söyleyeyim size. Yani kızları da kasanın arka tarafına almasından anlayabilirsiniz bunu. Cino son bir şey söyleyeceğim. Asla değil ama pizzayı alanlar da iyi maşallah. Hepsi. Gelmeden çok duymuştuk sevgili. Yılan oynatan ve flüt çalan insanlar. Sağ tarafında şu anda iki tanesini görüyorsunuz. Çaldıklarında flüt diyemeyeceğiz tabii. Ama flüt de diyebiliriz. Onu tartışacağız. Önemli olan yılanların zehirli olduğu ve şu anda önümüzde olduğu sevgili. Ve bunlar da okey. Şu anda oynatacaklar. İşte. Şu anda yılanlar, çekçeciler müziği duydular ve kafaları kaldırdılar. Bakıyorlar. Evet, söylendiği gibi hakikaten başarılı bir operasyon. Evet, gördüğünüz gibi çekçeciler. Her an kaçabilir. Her an yılan kaçabilir gördüğünüz gibi. Evet, yılan ısırmak istiyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama yılan sürekli ısırma modunda sevgili seyirciler. Ve şu anda bir yandan oynuyor, bir tanesi kaçmak istiyor zaten. O gördüğünüz kaçmak istiyor.
Bu da ısırmak istiyor. Yılanların ikisinin de şu anda bir amacı var açıkçası. İşte bakıyor ve duruma göre bir anda dalıyor. Russia, which part? Moscow. Yep. Moscow. Tourist. You came here. You know, here, everybody black, you white. You white? Yeah. Good picture. What do you say about the snake? You like snakes? Not very much. Yanımızda çok önemli bir misafirimiz var sevgili seyirciler. Jülide Hanım, Jülide Taşkent, Büyükelçimizin eşi. Her sene gittikçe iş adamlarımız çoğalıyor. Türkiye'de yapılan ortak olarak ticaret gittikçe büyüyor. Tabii ki sefaret olarak, ayrıca Türk olarak gurur duyuyoruz yani. Jülide Hanım gerçekten seyirciler değerli bir insan ve aslen de Etiyopyalı. Şu anda burada ülkemizi temsil ediyor. Tabii ki Etiyopya asıllıyım ama aynı zamanda Türk'üm. İki yani hem Etiyopyalı olmaktan da gurur duyuyorum. Türkiye temsil etmekten bambaşka gurur duyuyorum. Peki çok mutluyum yani. Dışarıdan gelmiş biri olarak bizim aramıza bizim hatalarımız ne? Türklerin hatası ne görüyorsun? Hatalar küçük düşünmemiz. Biz büyük devlet, Türkiye büyük devlet ama maalesef hep küçük düşünüyoruz. Bir vizyonumuz olması lazım. Jülide Hanım dikkat ettiniz mi yok? Sürekli biz diyor. Hakikaten ben bile bu kadar biz demiyorum. Yani sizi tebrik ediyorum hakikaten. Teşekkür ederim. Yani gerçek bir Türksünüz. Sizi kucaklıyoruz bütün Türkiye olarak. Zaten 25 senede kusura bakmıyorsunuz yani müsaadenizle. Seyirciler dans ederek bu karnavala ortak oluyorlar seyirciler. Arka tarafımda şu anda dans ederek şurada pembeli bir kız var. Arkası dönük şu anda size. Kızın nasıl dans ettiğini isterseniz beraber bir görelim. Barraquillera, barraquillera, yo busco tu magués. Evet sevgiler, kız zaten bu işin profesyoneliymiş, o yüzden güzel dans ediyormuş. Io Turco, Turco, televizyon Türkiye. Bu tura, Meriç, Honeymoon Türkiye. Allá estaremos, en carnaval también. Dans Türkiye. Y nos llevamos al carnaval para allá. Nos llevamos al carnaval de Barranquilla. Gracias. Böyle bir kızı yakalayan dans ettiniz zaten sevgiler yani kusura bakmayın. Kızın nasıl dans ettiğini merak ediyor musunuz? Biraz görüntü gösterelim size. Niye benim buralara çıktığımı ve bu pozisyonda hanımefendiden yerini aldığımı anlarsınız. Muchos gracias. Problem. Very good solution. Thank you. Evet. Kibar kadın yerini verdi. Maymunlar Cehennemi diye bir film vardı biliyorsunuz. Bunun onunla hiçbir alakası yok. Bunlar Maymunlar Cenneti. Yani gayet sempatik hayvanlar. Vahşi olabilirler. Fakat sonuç itibariyle sevimli hayvanlar. Ve burada ailecek şu anda geziyorlar. 4 tane maymun görüyorsunuz. 4 tane maymun burada. Ve şu anda bizi gördükleri için kaçıyorlar. Evet. İşte şu anda ağaca tırmanıyor bir tanesi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Feridun da korkusuz bir kameraman olarak son derece yakın bir şekilde çekiyor sağ olsun. İşte hayvanlar şu anda ormana dönmek istiyorlar. Çünkü bizden korkuyorlar sevgili seyirciler. Yani vahşi maymun dendiği zaman sakın ondan saldıran maymun zannetmeyin. Bunlar vahşi oldukları için korkuyorlar.
İşte sevgili seyirciler, ailenin annesi bu. Baba biraz evvel şu taraftaydı. İşte baba burada hala yemekle meşgul. Babası sevgili seyirciler yemek yiyor. Bütün aile buradalar mı? Aile şu anda piknik yapıyorlar. İşte anne gidiyor. Baba burada. Şurada da bir tane büyük evlat var. Babası sevgili seyirciler bizde muhatap olmuyor. Kendi kendine gezen efendi bir hayvan. Turkish television ya program. Turkish television. Turkish television. You are Russian? No, Hungarian. Hungarian. We are from Istanbul. Istanbul, cool. How long have you been working the cruise? Like me, 6 months. 1 year now. 1 year. Is it nice or sometimes you get bored? Sometimes not so nice, yeah. Your boyfriend in Hungary? I have boyfriend all over. That's true. But one day you will get married. One day. Yeah. Yes. Coming soon on DVD. Coming soon on DVD. Yeah. How long will you work more? How long more? Yeah. I stay 1 more month. Then you go back home, Hungary? Yeah. Yeah. You get money and go back. Money and go back. Tatlı kızı sevgili seyirciler pas verdi bana. Buradan açıklıyorum, bana pas verdi ama ben yüz vermedim. Siemens Mobile, Acun Firarda'yı sundu. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun. Acun Firarda. Acun Firarda. Acun. Acun Firarda. Evet, Firarda'yım.